Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti. Yeşilyurt Belediyesi'nin Yakınca'daki hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de hazır bulundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Veli Ağbaba'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Ülkemiz çok önemli bir badireyi, milletimizin tamamının el birliği yapmasıyla atlattı. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün halkımızla birlikte darbeyi püskürttü. Burada AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi aynı tepkiyi ve aynı refleksi gösterdiler. Ülkemiz bundan sonra darbelere meydan vermeyecektir," dedi. Ülkemiz çok önemli bir badireyi atlattı. Aslında bu badireyi vatandaş olarak, millet olarak hep birlikte atlattık. Ve bu darbeye karşı din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün insanlarla birlikte o gün darbenin karşısında durarak darbeyi püskürtmüş olduk. Burada Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti aynı tepkiyi ve aynı refleksi gösterdiler. İnşallah bizim ülkemiz bundan sonra böyle darbelere meydan vermez. Ağbaba ise 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsü Türkiye'yi tamamen yok etmeye yönelik bir girişim olarak görülmektedir. Bundan sonra siyasette bir yumuşama ve uzlaşma havası gözüküyor. Bunun devam etmesini istiyoruz. Sağcı, solcu, AK Partili, CHP'li, MHP'li hangi siyasi görüşten olursa olsun sonuçta Malatya milletvekiliyiz. Bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar sorumluluk taşıyan bir mevki olduğunu biliyorum diyerek Malatya'nın birbirine daha çok kenetlendiğini belirtti. Bizim herhalde tarihimizde ilk yıl kanlı bir darbe girişimi oldu. Bunun tabii birkaç sonucu var. Bir, Türkiye açısından, Türkiye demokrasi açısından aslında Türkiye'yi yok etmeye, Türkiye Cumhuriyeti'ni tamamen yok etmeye yönelik bir darbeydi bu. Bunun sonrasında Türkiye açısından önemli. Belki darbenin çıkaracağı olumlu sonuçlarımız var. Birlik, beraberlik, din, dil, mezhep, etnik görüş, siyasi görüş ne olursa olsun insanların darbeye karşı direnmesi önemli. Bundan sonra siyasette bir yumuşama havası gözüküyor. Bir uzlaşı havası gözüküyor. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Her zaman Malatya'da insanlar arasında bölen değil, birleşen bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Umarız bundan sonra da Malatya eskisinden daha birbirine kenetlenen, eskisinden birbiriyle daha barışık, birbirine daha hoş bakan bir yapıya kavuştururuz. Yeşilyurt Belediyesi'nin gelişmesi, Yeşilyurt'un gelişmesi Malatya'nın toplam anlamda gelişmesine çok önemli katkısı olacak. Neredeyse Malatya'nın nüfusunun yarısına yakın.